Ben işin stratejik yaratım aşamasında olmayı çok seviyorum. Halkla ilişkilerde zaten reklam dahil, iletişime hizmet eden bütün araçları kurulan belli bir strateji dahilinde ona hizmet edecek şekilde koordineli bir şekilde çalıştırmayı hedefliyor. Bu sebeple yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisans tezimi de reklam ve etik üzerine yazdım. Şimdi böyle söyleyince kulağa çok ilişkili gelmiyor. O zamanlar da dalga geçerdim. Ben reklam ve etik ilişkisini seçtim ama benimle Cumhuriyet ilişkisi sanki daha olası. Yani reklam ne kadar etik olabilir? O zamanlarda şöyle bir moda var, şöyle bir furya. Ferrari'sini satan Bilge. Anneme reklamcı olduğunu söylemeyin çünkü o beni gene devlet piyasası zannediyor gibi kitaplar bestseller olmuş. Herkes reklamcıları, iletişimcileri gerçekten var olmayan ihtiyaçları pazarlayan bir nevi hiç sevmediğim bir kelime ama yalancı gibi değerlendiriyor. Aslında işin sistematiğine baktığımızda yalanla maalesef bu sektör birlikte yürüyemiyor. Tabii ki zaten kanuni yaptırımları var, takibi de var. Bu işin başka bir boyutu. Fakat şöyle bir durum var. Marka dediğimiz zaman bizim aklımıza vaatler gelir. Marka vaat demektir. Ürünleri düşündüğünüzde basit yaşantınızda hepinizin aklında yaklaşık aynı imge canlanır. Ben size süt dediğim zaman, su dediğim zaman, ekmek dediğim zaman tek bir kelime kullanırım ve hepimiz neyden bahsettiğimizi anlarız. Ama bunlar dönüştürülmeye başlandığında, içerikler değiştiğinde, yani vaatleri farklılaştığında işte o zaman birden fazla üründen bahsetmeye başlarız. Sindirim sistemine yardım edeni, laktozsuz sütünü, protein desteklisini, bizi şişmanlatmayan ekmekleri, ekşi mayalı pişirmeleri, farklı ambalaj sistemleri saymaya başladığımızda bakın şimdi süt dediğimde en az 15 çeşit, su dediğimde, ekmek dediğimde en az yine 15-20 çeşit farklı ekmek, farklı şişelenmiş su, farklı kaynak suları, farklı sütler. Bunlardan bahsetmeye başladık. Birden her şey çoğul hale gelir ve herkesin ihtiyaçlarına hizmet eder. Tabii ki nasıl sunduğunuz çok önemlidir. Bu zamanda bir de böyle bir terim var. Ne sattığınız değil, nasıl sattığınız önemli. Bir noktada çok doğru. Ekmeğinizin naylon poşete değil, doğal bir çuvala sarı, pasifle bağladığınızda 5 lira yerine 25 liraya satabilme, 60 liraya kadar çıkabilme konforu tabii ki var. Fakat ürünlerimiz biz sunduğumuz vaatlerle insanlara sadece ve sadece bir kere denetme lüksüne sahip olabilir. Eğer bu işin içinde yalan varsa ve işte içindeki malzeme vaadini desteklemiyorsa maalesef satın alma davranışını hiçbir şekilde sürdürmemiz mümkün değildir. Bu da başarısızlığın ta kendisidir. O yüzden bazı güzellemeler biraz mübalağa, hafif iddia olabilir fakat reklamcılık, iletişim, tanıtım maalesef yalanla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Şimdi markalardan bahsettiğimizde fark ettiniz, hepsine bir karakter yükledik. Bir karakteri var, biz onları kimliklendiririz. Özellikleri, vaatleri, kullanabileceğiniz, sizi etkileyebilecek her şeyi en güzel şekilde paketleriz. Ve markalar ikiye ayrılır. Bir ticari markalar, bir de bireysel markalar. İşte burada size yakın gelen kelime oldu mu bilmiyorum ama bireysel markalar insanların kendi kimlikleriyle oluşturdukları markaları temsil eder. Çoğu zaman ürünler üzerinden, markalar üzerinden kampanyalar yürütülür fakat bireysel markaların desteklenmesi de ikinci bir yoldur bizler için. Bu ne demek? Marka sahibinin, kurucunun güvenilirliği, donanımı, sevilirliği, sayılırlığı Eğer yükseltilirse, bu yüksek bir seviyede ise ve imaj yönetimiyle, iletişim yönetimiyle korunabiliyorsa, o insanın söylediği her söz, o insanın piyasaya çıkardığı her marka en az kendisine duyulduğu kadar güvenle ve kolaylıkla kabul görecektir. Şimdi burada, tabii bunlar çok uzun konular. Ben sizlerle saatlerce konuşmak ve anlatmak isterim. Fakat kendi merkezimizden uzaklaşmayalım diye kısa kesiyorum. Bizim burada cebimize koymamız gereken şey şu. Aslında sizler, hepimiz kendi hayatlarımızda birer bireysel markayız. Bir de şöyle önemli bir nokta var ki, biz bu çalışmaları yapıp, donanımları sağlayıp, özelliklerimizi kendi bünyemizde topladıktan sonra biz iletişimcilerin işi bilinirliği, tanınırlığı, satın alma davranışını, her şeyi başlatacak o enerjiyi, tetikleyen o bilgiyi ve dalga dalga kitlelere yayılmasını sağlayacak o ilk taşı suya atmak biz iletişimcilerin işidir. Aynı zamanda ortaya çıkardığınız enerjinin, bu kinetik dağılımın, yayılımın etkilerini, ta en dış halkadaki yansımalarını nasıl yönetebileceğimizi düşünmek yine iletişim yönetiminin, imaj yönetiminin işidir. Dış kaynaklı, bizim oluşturmadığımız fakat dışarıdan bizi de etkileyen farklı enerjilerle tetiklenmiş, bizden bağımsız dalgaları, bizim dalgalarımızla olan etkileşimleri, ki rakiplerimiz ve diğer seçenekler ve diğer yaşam koşulları, örnek pandemi, örnek ekonomik kriz her neyse, diğer sebeplerle tetiklenmiş dalgalarla karşılaştığımızda ne yaparız, bunu nasıl yönetiriz? Kriz yönetiminin işidir. Fakat fark ettiyseniz, başlangıç, attığımız ilk taş, ilk bilgiyi yayma, haberdar etme arkadaşlar. Öncelikle bilinmesi gerekir. Laktoz intoleranslı olan birisi süt içmeyi bırakır. Çünkü sindirimini gerçekleştiremez, zorlanmak istemez, kendisi için uygun bir gıda değildir. Fakat üreticiler bir gün laktozsuz süt üretirler, harika. Kişinin haberi olmadıktan sonra deneyimleme şansı yok. Kendisine anlatmamız lazım. Bakın, yeni bir ürün yaptık. Laktoz intoleransımız var ve biz bu maddeyi sütün içinden çıkardık. Artık siz de herkes gibi süt içmeye devam edebilirsiniz. Bizim hedef kitlemize bunu iletmemiz, ikna etmemiz, güven duymasını sağlayıp denemeye teşvik etmemiz gerekir. Siz de kendi hayatlarınızda hedeflerinize yönelik donanımları bünyenizde topladıktan sonra nasıl bir insan olmayı hayal ediyorsanız, buna hizmet eder şekilde özellikler geliştirip, istikrarla davranışlarınıza devam ettikten sonra, hedeflerinizle ilgili eğitimlerinizi tamamladıktan sonra, geriye bir ihtiyacınız kalıyor ki, kendinizi prezente etmek arkadaşlar. Dışarısı çok dalgalı, bizim başlatmadığımız, kökeni bizde olmayan, hakkında elimizden gelen hiçbir şey olmayan, farklı iletişim dalgalarıyla çok fazla uyaranla, bizden kaynaklı olmadığı halde bizi etkileyen çok fazla frekansla karşılaşıyoruz. Ve bu kargaşanın arasında şunu söyleyebilirim ki, hayatın kendisi de en az serbest piyasa ekonomileri kadar dalgalı, karmaşık ve çok uyaranlı. Bu yüzden gerçekten bütün kişisel gelişimciler toplanıp bir araya gelse ve bizim zaten çok değerli olduğumuzu bize tekrar ispat etse bile göz ardı edemeyecekleri bir gerçek var ki hayatın içinde, her alanda, iş hayatında, özel hayatta, sosyal yaşamda onaylanmak ve tercih edilmek isteriz. Bu kadar eğitimi neden alıyoruz? Mesleğimizde istediğimiz noktaya gelebilmek için. 50 kişiyle birlikte başvurduğumuz iş görüşmesinde ilk 3 kişinin arasında girip aldığımız eğitim vesilesiyle hayatımızı kazanabilmek için. Kendimizi istediğimiz gibi sevilebilir, seçilebilir biri olarak neden yetiştiriyoruz? Özel hayatımızda sevilen bir arkadaş, seçilen bir eş ve vazgeçilmeyen insanlardan biri olmak için. İnsan sosyal bir varlıktır ve çok kalabalığız. Allah eksik etmesin, hepimizin de yeri ayrı. Fakat ben istiyorum ki bulunmak istediğimiz yerlerde hakkıyla bulunalım ve kendimizi saklamak değil, sahip olduğumuz bütün özellikler, çok emek harcadığımız bu yaşam birikimini dünyayla, çevrenizle açıkça paylaşmaktan kaçınmayın. İletişim konuları, reklam, tanıtım stratejileri genellikle insanların çok hoşuna gider. Bu yüzden yaptığım bütün konuşmaları çok seviyorum. Herkesle sohbet ediyoruz. Özellikle reklam stratejileri, tanıtım stratejileri, kampanyaların tartışılması, işte Barbie'yi mi izledin, Oppenheimer'a mı gittin, peki bu neden bu şekilde yapıldı? Çoğunun stratejik olduğunu anlamadığımız akımlara kapılıp gitmemiz, aslında ve bunları konuşunca sonradan fark etmemiz, insanların çok şaşırması benim çok hoşuma gidiyor. Üstelik bizim konularımızda doğru yanlış gibi bir cevap anahtarı da yok. Doğru bir mantıkla izah ediyorsak, yola çıktıysak bir sorunun birden fazla cevabı olabilir bizde. Tek bir metinin birden fazla alt metni olabilir. Görsel iletişim inanılmaz etkilidir. Bir şey gördükten sonra bunu görmemiş gibi davranamazsınız. Bu yüzden ana haber bültenlerine ve viral paylaşımlara çok sinirleniriz. Şiddet içerikli, canlıların hayatını kaybettiği videoların tekrar paylaşılmaması. Aslında bir ömür zaman dilimi boyunca hiçbir can kaybına şahit olmayacak insanların canlı böyle bir videoyu izleyip travmatize olmaları, kavgalar, şiddet, hiçbirini istemeyiz. Fakat dediğim gibi bir şey gördükten sonra artık bunu görmeden önceki siz olamazsınız. Bir şey duyduktan sonra artık bunu duymadan önceki siz olamazsınız. Artık bir fikriniz vardır. Çok yüksek tepkiler geliştirebilirsiniz, çok fazla maruz kalırsanız normalleştirebilirsiniz ve dolayısıyla tepkilerinizin seviyesi düşebilir ve etkisi de azalabilir. Bunun gibi iletişim bizi çok şekillendiren, konu başlığımızda ne dedik? Düşünce dinamiktir, akışkandır, aynı zamanda iletkendir. Zaten bu şekilde olmasa, öyle zannediyorum ki dünyanın 3/4'ünü bir kola markasını içmeye ikna edebilmiş olamazdık. Evet, düşünceyi dönüştürebiliriz, şekillendirebiliriz, empoze edebiliriz. Bu yüzden iletişim stratejilerinin, iletişim tekniklerinin çoğu aslında manipülasyona da açıktır. Fakat her zaman olduğu gibi burada iş yine insana düşer, neyi, ne için kullandığımız. Bu teknikleri hangi amaçlarla, hangi faydalara hizmet etmek üzere ele aldığımız. Bu yüzden tamamına kötü diyemeyiz. Bu konuları konuşmaya başladığımızda insanlar biraz şaşırır. Aa, ben nasıl satın almışım ya? Evet, bunu demek ki böyle bir kampanya maruz kalmışım ben. Ya da bende böyle bir algı oluşturulmuş. Ya da bende buna hizmet edilmiş ve ben farkında olmadan bu kampanyanın içine çekilmişim. Herkes çok şaşırır. Aslında şaşırmanızın tek bir sebebi vardır. Şaşırdığınız şey satış, iletişim, tanıtım stratejileri değil. Şaşırdığınız şey kendi farkındalığınız. Arkadaşlar, bu dünya üzerinde var olmayan hiçbir şey oluşturulamıyor. Aslında verdiğiniz tepkiler sizin algılarınız. Sizi şaşırtan şey o anda geliştirdiğiniz farkındalığınız. Ben istiyorum ki bütün hayatınızı bu farkındalıkla geçirin. Eğer farkında olursanız herkes gibi şaşırmazsınız. Üstelik davranışlarınızı da doğal karşılarsınız. Biz iletişimcilerin yaptığı tek bir şey var. Sizin ne düşündüğünüzü bilmek, neye ihtiyacınız olduğunu bilmek, insan zihninin nasıl çalıştığını, algı sistemlerinin nasıl çalıştığını, biraz demografi sosyoekonomik koşullara göre farklılık gösterse bile sistematik olarak hekimlerimiz daha iyi bilirler. İnsan davranışları, içgüdüleri birbirine yakındır. Biz bunları senelerce çalışırız. Bunların eğitimlerini alırız. Tıpkı şey gibi, size bir limon uzatırız, limon yediğinizde suratınızın ekşiyeceğini biliriz. Bu yüzden biz bütün stratejilerimizi, bütün kampanyalarımızı aslında sadece sizin değil, bizim de hepimizin sahip olduğu algı sistemlerine, bu süreçlere göre tasarlar, şekillendirir ve işleme koyarız. Genellikle de beklendik tepkiler ve sonuçları evet alırız. Bundan sonrasını sürdürülebilir kılmak tabii ki vaatlerin yerine getiriliyor olmasıyla ilgilidir. Bir tek şu zorluğu vardır işin, dalgalardan bahsettik ya, yankılanır en sonuna kadar. Baştaki girdi ile sondaki çıktı her zaman birbirini tutmayabilir. Çünkü arada çok fazla bizim elimizde olmayan uyarana maruz kalıyor, efekte maruz kalıyor. Bilinen en eski oyundur, kulaktan kulağa oynamak, bilirsiniz. Hakikaten de hiçbir zaman ilk bilgi maalesef son bilgiyle pek birbirini tutmaz. Yakın çıksa şanslıyız. Aslında iletişimci olmak da bir kulaktan kulağa oyununu doğru yönetmeye çalışmak kadar zordur. Çünkü kulaktan kulağa iletişim bilinen en eski reklam tekniklerinden de bir tanesidir aslında ve hala çok etkilidir. Bu yüzden iletişim yönetiminde süreç takibi, imaj sadece yaratılması değil, oluşturulan imajın uzun vadede korunması ve dolayısıyla tüketici psikolojisinin sabit tutulmaya çalışılması ve bir markanın, eninde sonunda elde etmek istediği en büyük hedefi müşteri sadakatini sağlamak, bizim uğruna çalıştığımız hedeftir aslında.